Ve Kanal Fırat Ana Haber Bülteni başlıyor. Ekranları başında bizleri takip eden tüm değerli izleyenlerimize mutlu akşamlar diliyorum. Sevgili seyirciler, AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut Elazığ'da ziyaretlerde bulundu. Aşı çalışmalarında yerinde inceleyen ve ziyaret eden milletvekili Bulut, hizmetin vatandaşın ayağına gittiğini söyledi. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu üyesi ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Elazığ'a gelerek bir dizi ziyaretlerde bulundu. Milletvekili Bulut'un ilk durağı Elazığ Belediyesi itfaiyesi oldu. İtfaiye Müdürü İbrahim Başgün, Milletvekili Bulut'un kendilerini hiç aksatmadan ziyaret ettiğini belirterek teşkilatı adına teşekkür etti. Sayın Vekilimizi dün aradım, bayramını kutlayayım dedim. Dedi ki ben daha yeni Elazığ'a giriyorum. Yarın dedi inşallah dedi geleceğim dedi. İtfaiyeci arkadaşlarımızla bayramlaşacağım. Zaten Sayın Vekilimize ben bu konuda çok teşekkür ediyorum. Yıllardır hiç aksatmadan her bayramda, her önemli günde gelmiştir, ziyaret etmiştir, desteğini vermiştir, arkadaşlarımızı onur etmiştir. Ben hepinizin huzurunda bütün teşkilat adına Sayın Milletvekilimize çok teşekkür etmek istiyorum. Milletvekilimiz Elazığ için hakikaten büyük bir kazançtır. İtfaiye Müdürü Başgün, sualtı ve su üstü arama kurtarması konusunda yer sıkıntılarının Milletvekili Bulut tarafından çözüme kavuşturulduğunu söyledi. Sualtı su üstü arama kurtarma ekibimizin göl kenarında yeri yoktu. Biraz önce sohbet esnasında bize o konuda yardımcı olacağını, bize yer tahsis edeceğini taahhüt etti. Ben hepinizin huzurunda Sayın Vekilimize çok teşekkür etmek istiyorum. Allah ondan razı olsun. Tekrar hoş geldiniz. AK Parti MKYK üyesi ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut da itfaiyenin canla başla çalıştığını belirterek bayramda da ekibin görevde olduğunu anımsattı. Aslında bir gelenek haline geldi. Bütün özel günlerde ve bayramlarda biz elimizden geldiğince itfaiyemizi, itfaiye teşkilatımızı ziyaret etmeye çalışıyoruz. Çünkü onlar herkes evinde çoluğuyla, çocuğuyla bayramlaşırken onların güvenliğini sağlama adına çok büyük fedakarlıkta bulunuyorlar. Biz de bu fedakarlıkta bulunan kardeşlerimizin yanına gidelim. Onlarla çalıştıkları yerde selamlaşalım istiyoruz. Milletvekili Bulut, bölgede tek olma özelliği taşıyan yerli ve milli 60 metre yüksekliğe kadar uzanabilen itfaiye aracının Elazığ'a kazandıran belediye başkanı Şahin Şerifoğulları'na teşekkür etti. Bölgede tek, yani 60 metreye kadar uzanabilen ve bölgede bu alanda kendi alanında tek olan bir aracı kazandırdığı için Sayın Belediye Başkanımıza başta çok teşekkür ediyoruz. Bunu talep eden Sayın Müdürümüze ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Ve sevindirici bir şey söyledi. Alet, yani kazandırılan bu itfaiye aracı %100 yerli ve milli. Yani bugün kendi ülkemizde imal ettiğimiz ve dünyaya da artık ihraç edebileceğimiz, bu konuda da çok ciddi katma değer sağlayacak, ekonomik katma değer sağlayacak bir araç. Milletvekili Metin Bulut daha sonra bir alışveriş merkezine kurulan aşı standını gezerek ekiplerden bilgi aldı. Milletvekili Bulut'un bir sonraki durağı ise bir süre önce hizmete giren 112 acil çağrı merkezi oldu. Kolay gelsin. Acil çağrı merkezi. Evet, ilk çağrı çağrı alıcılara düşüyor. Sonradan ilgili kurumlara yönlendiriyorsunuz. AFAD, Orman, Jandarma, Sağlık. Siz bayram şeyden demiyorsunuz, çalışıyorsunuz. Size selam vermek isteriz. Sağ olun, hoş geldiniz. Allah kolaylık versin. Sağ olun. Sağ olun. İyi mi bu yeni yöntem? Tabii ki iyi. İhbarlar biraz daha eskiye nazaran. Yürüyüşleri arkadaşlar ilk önce çağrı karşılığı attıktan sonra ilgili birime anında iletiyor. Biz de gerekli ihbarı aldığımız şekilde ekiplerimize, sahadaki görevlerimize iletiyoruz. Ziyaretleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Bulut, aşılanma noktalarına değindi ve
hizmet vatandaşın ayağına gidiyor dedi. Özellikle ben Sağlık İl Müdürlüğü'ne gerçekten çok teşekkür ediyorum. Aşı uygulama noktalarıyla artık hizmet vatandaşın ayağına kadar gidiyor. Vatandaş randevu almadan, hastaneye gitmeden, hastanede sıra beklemeden bulunduğu bir AVM'de dahi yüksek standartlarda aşısını olabiliyor. Ki Elazığ'ın en tanınmış işte AVM'lerinden bir tanesinde oluşturulan noktada vatandaşlarımız gelip orada sadece TC kimlik numarası kontrolüyle aşı sıralarının gelip gelmediğini öğrenebiliyor. Aynı şekilde de aşısını isterse tercihli olarak hangi aşı istiyorsa onu tercih edip orada aşısını yapabiliyor. Bugün itibariyle Elazığ'da aşılanma oranı da %50'yi geçmiş. Bu bilgiyi kendilerinden aldık. Bu fevkalade büyük bir oran. Ben buradan vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Yaptırmayan vatandaşlarımızla alakalı da gerçekten aşı epey bir süredir uygulanıyor. Herhangi bir yan etkisi görünmedi. Aksine hakikaten toplum olarak, ülke olarak faydasını da gördük, faydasını da müşahede ettik. Çok şükür ki bugün hakikaten güçlü bir devletiz. Bulut, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin hizmete girmesiyle birlikte çağrıların daha iyi koordine edilebildiğini kaydetti. Artık çok daha etkin bir şekilde multidisipliner bir çalışma ile AFAD'ın, Orman Müdürlüğü'nün, itfaiyenin, Sağlık İl Müdürlüğü'nün, Emniyet Müdürlüğü'nün hepsinin aynı yerde toplandığı ve öncü çağrıların alındığı ve alanına göre de yönlendirildiği çok modern bir binada vatandaşımıza hizmet ediliyor olmasından dolayı da gerçekten çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ülke genelinde vaka sayılarının artması nedeniyle uyarı mesajı yayınladı. Bakan Koca hem artan vaka sayılarına dikkat çekti hem de aşı sırası gelenlerin aşılamaya davet etti. Ülke genelinde aşılama çalışmaları devam ediyor ancak bir yandan da vaka sayıları da yükseliş gösteriyor. 1 Temmuz'da normalleşmeye geçmemizle tedbirler de gevşetilmeye başladı. Rehavete kapılmak da arkasından vaka sayılarındaki yükselişi getirdi. Son açıklanan verilere göre 58.43 oranındaki vaka oranıyla Elazığ'da Türkiye genelinde en yüksek artışın yaşandığı ilk 10 şehir arasında yerini aldı. Elazığ'da bir hafta içerisinde vaka oranı 100.000'de 19.99 oranında artış gösterdi. Bu artışla Elazığ, Türkiye'de en çok artışın yaşandığı 9. şehir oldu. Tüm Türkiye'yi tedbirli olmaya davet eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayılarındaki artışa dikkat çekerek vatandaşların bir an önce aşılarını yaptırmaları uyarısında bulundu. Tehlike çanları tekrardan çalan Türkiye'de 1 Temmuz'dan normalleşmeye geçilmesiyle birlikte bir ay geçmeden vaka sayısı 10 bin sınırını aşması endişelere neden oldu. Aşılamalara rağmen vaka sayılarındaki artışa dikkat çeken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tablodaki duruma neden olan gündelik hayattaki tedbirlerde yaşanan gevşeme ve özensizliğin altını çizdi. Vatandaşlardan ilk doz aşılarını en kısa sürede yaptırmaları tavsiyesinde bulunarak sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi. Bugünkü vaka sayısı 11.094. Esneklikten sıkı tedbire dönmeli ve ilk doz aşımızı hemen yaptırmalıyız dedi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitimin Eylül ayında başlayacağını söyledi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından yüz yüze eğitimle ilgili açıklama yaptı. Artan vakalarla birlikte yüz yüze eğitime geçilebileceği yönündeki endişelere cevap veren Selçuk, tedbirlerimiz ve yüksek dikkatimizle yeni döneme Eylül ayında başlayacağız inşallah dedi. Aşı olmanın önemine de dikkat çeken Selçuk açıklamasında, aşı olan herkes kendi sağlığının takipçisi ve yüz yüze eğitime başlama sürecinin destekçisidir ifadelerine de yer verdi. Sevgili seyirciler, Elazığ Valisi Erkaya Yırık Gazi Caddesi'nde esnafları ziyaret ederken sizleri evimizde görmek istiyoruz diye seslenen 11 yaşındaki Miraç Munzur'u evinde ziyaret etti.
Elazığ Valisi Erkaya Yarık, Kurban Bayramı sonrasında Gazi Caddesi'nde esnafları ziyaret edip geçmiş bayramlarını kutlarken çarşı merkezinde karşılaştığı 11 yaşındaki Miraç Munzur'un "Sizleri evimizde görmek istiyoruz" teklifini kırmayarak evinde ziyaret etti. Sayın Valim, ben sizleri kaç defa da olsa evimde görmek istiyorum. 5 dakika da olsa 5 dakikanızı bana ayırın lütfen. İnşallah, Allah razı olsun. Takdir ediyoruz. Elazığ Bey'le valim görmeden. Bu yani burada sizlere söylemiyorum. Cidden çalışmalarımızda da böyle. Allah hayatını kaça değil. Allah razı olsun. Sosyal medyada da. Miraç'ım baban sesi mi? Mehmet. Babam değil mi? Aha, evet. Mehmet Bey inşallah Miraç'ımızı Allah bağışlasın. Bizim ömürler versin, muvaffak kılsın. Bugün kaçta müsait olursunuz? Yani siz ne zaman dersiniz? 24 saat. 5, 6, o civarda. Olur. Çok bir saat oluyor. Selamun aleyküm. Hoş geldiniz. Kayın babanız. Kayınım. Kayınımız Uğur mu? Hoş geldiniz. Tamam, hoş bulduk, sağ olun. Ev ziyaretinde hane halkıyla muhabbet eden Vali Yarık, Miraç'a hediye verdi, aile üyeleriyle muhabbet edip çay içti. Miraç ve babası Mehmet Bey'i gördüm. Onlar da yanına yaklaştılar ki, yani sizin geldiğiniz günden beridir Miraç, valimiz acaba bize de gelir mi diye hep dile getirdi deyince, herhalde bir yere böyle gitmem gerekiyor diye düşündüm. Aramızı, insanlarımızı seviyoruz. Gerçekten kalbi güzel, geniş, hürmetli, devletine ve milletine bağlı Miraç'ta. Kaç çocuk var Miraç'ta? Bir tane mi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaman zaman il valilerine talimatları olduğunu aktaran Vali Erkaya Yarık, "Yapmış olduğumuz tüm faaliyetler vatandaşlarımızın kalbinde ve gönlünde yer ediniyor" dedi. Sayın Cumhurbaşkanımızın zaman zaman il valilerimize, biz valilere ve mülk idare amirlerine talimatları oluyor. Bu talimatlar içerisinde özellikle vatandaşlarımızın gerek bayramlarda olsun, gerek özel günlerde olsun mütemadiyen vatandaşlarımızın evlerine konuk olmalarını talimatlandırıyorlar. Bugün Kurban Bayramı hemen sonrasında esnaf ziyaretleri yaparken çocuğumuz Miraç Munzur babasıyla birlikte caddede gezerken bana rastladılar. Orada bir hasbihalden sonra kendisi uzun süredir beni görmek istediğini belirtti. Tabii o dilekten, istekten sonra, işten gelen bir samimi davetten sonra mutlaka en kısa sürede gitmeliyim diye düşündüm. O zaman bugün saat 18 gibi müsaitseniz gelmek istiyorum dedim. Onlar da müsait olduklarını söylediler. Ve şu an itibariyle Munzur ailesinin misafiriyiz. Gencimiz Miraç, çalışkan, zeki, Munzur ailesinin tek çocuğu. Allah uzun ömürler versin. Ben tabii ki vatandaşlarımızın arasında olmaktan son derece keyif alan bir idareciyim. Miraç Munzur da daveti geri çevrilmediği için oldukça mutluydu. Sayın Valimiz, televizyonlarda izlediğimiz üzere çocuklarla ve ev ziyareti yaparken gördüm. Ve ben de şunu söyledim, inşallah bize gelir dedim, tüm dualarım budu. Sonra söyledim, dedim Sayın Valim bize de misafir olabilir misiniz? O da beni kırmadan geldi. Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi hemşehrimiz Profesör Doktor Mustafa Necmi İlhan, tatile veya memleketine giden vatandaşlara bulundukları yerlerde COVID-19 aşısı olmalarını tavsiye ederek "Aşı olmadan salgının üstesinden gelemeyiz" dedi. Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi hemşehrimiz Profesör Doktor Mustafa Necmi İlhan, iki doz aşı uygulanan vatandaşların oranının hedef nüfusun %35'i kadar olduğunu bildirdi. Kurban Bayramı dolayısıyla son günlerde aşılama miktarının azaldığını belirten İlhan, bayramdan sonra bu oranın yükselmesini temenni ettiğini söyledi. İlhan, tatile giden veya bayramdan sonra tatilini uzatacak vatandaşlarımız bulundukları şehirlerde, tatil beldelerinde, memleketlerinde aşılarını olsun. Beklemenin hiçbir anlamı yok. Bugün salgınla mücadelenin anahtarı aşı. Aşı olmadan bu salgının üstesinden gelemeyiz. Güz dönemi geldiğinde vatandaşların işlerine devam etmesi, gençlerin okullarına gidebilmesi için aşılanmanın belli bir seviyeye gelmesine ihtiyacımız var.
Şu an bir kısıtlama söz konusu değil ama bu sürecin böyle devam etmesi için bir an önce sırası gelen herkesin birinci ve ikinci doz aşısını olması gerekiyor dedi. Bunun yanında özellikle 18-24 yaşlarındaki gençlerin bana bir şey olmaz düşüncesiyle aşılarını ertelediğini anlatan İlhan, tüm dünyadaki gibi Türkiye'de de gençlerin aşıya ilgisinin düşük olduğunu dile getirdi. Profesör Doktor İlhan, yeni bir dalga olduğunda bunun sadece aşısızları etkilemeyeceğini vurgulayarak, gençler kendileri hasta olmuyor belki ama hastalığı taşıyor ve büyüklerine götürüyor. Büyüklerde aşılanma oranı daha yüksek olmasına rağmen yeterince antikor geliştiremeyen ya da henüz ikinci doz aşısını yaptırmamış kişiler enfekte olarak hayatını kaybedebiliyor. Oysa bir kişi tam doz aşısını olduğunda hastalığı bulaştırsa dahi daha hafif geçirdiği için çevreye virüs saçılımı daha az oluyor ve doğal olarak başka bir kişiye enfekte etme ihtimali de azalıyor. Bu noktada gençlerin sadece kendilerini değil büyüklerini de düşünerek aşı olması çok önemli ifadelerini kullandı. Kurban Bayramı'nın sona ermesiyle birlikte Elazığ Belediyesi kurban satış ve kesim alanlarında kapsamlı bir temizlik yaptı. Elazığ Belediyesi Kurban Bayramı'nda vatandaşların kurbanlık ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayıp ve temiz bir ortamda kurbanlarını kesebilmeleri için yeni şehirler arası otobüs terminalinin yanında kurulan kurban satış ve kesim alanında bayram boyunca günlük temizlik çalışmaları gerçekleştirdi. Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Veteriner İşler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bayramın birinci günden itibaren kurban satış ve kesim alanında anlık müdahalelerde bulunarak çevre ve görüntü kirliliğinin yanı sıra kötü kokuların önüne geçerek hijyen sağladı. Ekipler bayram boyunca kesim sonrası alanda kalan kurban atıklarını kamyonlara yükleyerek alandan kaldırdı. Çöp ve atıklar temizlendikten sonra tazikli sularla yıkanan alanlarda haşere oluşumuna karşı ilaçlama çalışması yapıldı. Ekipler kurban kesim alanlarını ise kireçlerle temizledi. Hicret Mahallesi Muhtarı Murat Gülbasan, Şorşor Deresi ile ilgili yapılan ihale sonrası herhangi bir çalışma yapılmadığını söyledi. Hicret Mahallesi Muhtarı Murat Gülbasan, Şorşor Deresi ile ilgili geçtiğimiz aylarda ihale yapıldığını fakat ihalenin ardından henüz bir çalışmanın başlamadığını söyledi. Şorşor Deresi'nin ihalesi yapılmıştı. Tabii biz de çok sevindik bu ihalenin yapılmasından dolayı. Yalnız yaklaşık olarak 1,5 aydır firma, yüklenici firma şantiyeyi kurmuş ama herhangi bir çalışma yok. Yani bunun nedenini biz merak ediyoruz tabii. Vatandaşlar günde en az burayla ilgili bize en az günde 10 sefer, 15 sefer gelip gidiyorlar. Ne zaman yapılacak, ne olacak? Yani bir bilgimiz, bir şeyimiz yok bu konuda. Tabii ben burada üzüldüğüm nokta DSİ Genel Müdürlüğü. Yani burada DSİ Bölge Müdürümüz var. 250 milyonluk bir ihale yapmışlar. Yani bunu tarihi ne zaman, herhangi bir tabela asmamışlar. Ne zaman teslim edilecek, ne zaman yapılacak, ne zaman başlanacak. Yani bunu bile yapmamışlar. Yani burada bölge müdürümüzün çok acilen burayla ilgili bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Konuyla ilgili DSİ Bölge Müdürlüğü'nden açıklama beklediklerini ifade eden Gülbasan, derenin ihalesinin yapıldığı bölgede yaşam alanlarının düzenlenmesi gerektiğini kaydetti. O bölgede, Şorşor Deresi bölgesinde sizlerin de bilmiş olduğu gibi TOKİ'ler yapıldı. TOKİ'lere vatandaşlarımız taşınmış, oranın yolları açılması lazım. O bölgede parklar yapılması lazım. Şu an kanal atıkları TOKİ'nin önünden gidip gidiyor. Vatandaşlar orada rahatsız. Belediye başkanımızla yapmış olduğumuz görüşmeler var. Kendisi de geldi bizzat yerinde inceledi. Tamamen Şorşor Deresi'nin bitmesini bekliyoruz ki o bölgede çalışmalarımız var, yeni projelerimiz var. O bölgede biz Sayın Bakanımızla görüşmüştük. Yani orada sosyal konut yaptıracağız. Ama tamamen bu Şorşor Deresi bizi kilitledi. Herhangi bir işlem yapamıyoruz. Yani yazık. Devletimiz buraya bir sürü para göndermiş. Bak 250 milyon diyorum. 250 milyonluk bir ihale olmuş. Yani herhangi bir tabela asılmamış. Ne zaman teslim edilecek, ne zaman yapılacak, ne zaman temel atılacak. Herhangi böyle bir şey yok. Yani bu bölge müdürlüğümüz, yani gerçekten üzülüyoruz yani. Bu tür bürokratlarımız varsa biz
yanmışız yani. Yazlık günah ya. Yani o bölgede, bölgeye has yeraltı kaynaklarımız var. O sular ne olacak? O suları nereye bağlayacaklar? Yani bunlarla ilgili ne bizden bir istişare yaptılar? Yani bu konuda biz bölge müdürümüzden rica ediyoruz ya. Yani şu bölge müdürümüzü oraya getiren insanları bari mahcup etmesin. Gülbasan, mahalle sakinlerinin projeye inandırılması gerektiğini ifade ederek, her durumda milletvekillerini mi arayalım, dedi. DSİ bölge müdürümüze buradan seslenmek istiyorum. Ya gelsin şu yolun başına bir kazık çatsın, tabelayı yapıştırsın, ne zaman teslim edilecek, ne zaman yapılacak, ne zaman temel atılacak. İnsanlar da artık bu işe inansın yani. Belediyemizin projesi hazır, yolları açacak. Bekliyor yani, Şorşur Deresi'ni bekliyoruz. Bir an evvel burada ne olacaksa, ne yapılacaksa bunu gelip burada yani göstermeleri lazım. Yazık günah yani, biz her şey için milletvekillerini mi arayalım? Bakanlığı mı arayalım? Yani burada bölge müdürüsünüz ya, ayıptır yani. Bayram günü Elazığ'da 4 eczanenin açık olması nedeniyle eczane önlerinde kuyruklar oluşmuştu. Vatandaşların kuyruklara tepki göstermesinin ardından 23. Bölge Elazığ Eczacı Odası'ndan açıklama yapıldı. Eczacı Odası Genel Sekreteri Doruk Ziya Okubay, "Odamıza hiçbir vatandaşımızın ilaca ulaşamadığı bilgisi iletilmemiştir," dedi. Bayram günü Elazığ'da sadece 4 nöbetçi eczanenin açık olması nedeniyle vatandaşlar nöbetçi eczanelerin önünde uzun kuyruklar oluşturmuştu. Vatandaşların kuyruklara tepki göstermesiyle birlikte konuyla ilgili 23. Bölge Elazığ Eczacı Odası'ndan açıklama geldi. 23. Bölge Elazığ Eczacı Odası Genel Sekreteri Eczacı Doruk Ziya Okubay yaptığı açıklamada, Elazığ, Bingöl ve Tunceli illerinin nöbet listelerini ilgili illerin il sağlık müdürlükleriyle istişare halinde düzenliyoruz. İlimizde Şehit Fethi Sekin Şehir Hastanesi faaliyete başladıktan sonra şehrimizde acil sağlık hizmeti veren kurumların şehrin bütününe yayılması ve artan nüfusun ihtiyacına cevap verebilmek için 2018 Eylül ayında odamızın genel kurulunda alınan karar ve İl Sağlık Müdürlüğü'nden alınan onay ile ilimizde bulunan nöbetçi sayısını 4 olarak belirledik, dedi. Elazığ'da kişi başına çevre illerden daha fazla eczane düştüğünü ifade eden Genel Sekreter Okubay, bayram tatilinin ikinci ve üçüncü günlerinde özellikle gastroenterit vakalarından kaynaklı acil polikliniklerine ve eczanelere başvuruların olağan dışı şekilde artmış olduğu bilinmektedir. Bu sebeple gerek hastanelerde gerek ise eczanelerde bekleme süreleri artış göstermiştir. Fakat oda başkanlığımıza hiçbir vatandaşımız ilaca ulaşamadığı bilgisi iletilmemiştir. Eczacılarımızın deprem, pandemi, kısıtlama ve bayram fark etmeksizin 365 gün ve 24 saat esasına göre birinci basamak sağlık kuruluşu olan eczanelerinde her daim hazır bulunmakta ve hastalarına hizmet verebilmektedirler, diye kaydetti. Milliyetçi Cumhuriyet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Elazığ İl Başkanı Mehmet Özçelik, Kızılay Mahallesi'nin sıkıntılar içerisinde olduğunu söyledi. Milliyetçi Cumhuriyet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Elazığ İl Başkanı Mehmet Özçelik, Kızılay Mahallesi ve çevre mahallelerin sıkıntılarını dile getirdi. Dün Kızılay Mahallesi sakinleri çağırdılar, gittim oraya. Mahalle acınacak bir halde, bir yandan kamyonlar hafiye taşıyor, su dökme yok. Her taraf toz duman içinde ve çöpler orada kokmuş bir şekilde duruyor. Hayvan pisliğiyle su karışmış, mahalle değil köy haline gelmiş. Orada insanlar ve çocuklar yaşıyor. Yazık, Sayın Valimiz ve yetkili kişileri oraya gidip gezmelerini rica ediyorum. Biz Elazığ sahipsiz dediğimiz zaman bizlere kızıyorlar. Elazığ bir mahalleye sahip çıkılmıyor. Elazığ gerçekten sahipsiz. Sayın Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız geldiği zaman neden oralara götürüp gösterilmedi? Kısacası Kızılay Mahallesi ve Aksaray Mahallesi işler acısı. Oralara bir an önce el atılması lazım. Kızılay Mahallesi türbe var. Gidin bakın, hiçbir bakım yok. Neredeyse yıkılacak. Yazık günah. Harput'tan gelen su var. O su boşa verilmiş. Lağıma gidiyor. O su aslında değerlendirilebilir. Bir de orada daire apartman yapılması için temel kazılmış. İçi su dolmuş. Herhangi bir önlem alınmamış. Yarın oraya bir çocuk düşse ondan sonra önlem alınacak. Kızılay Mahallesi sakinleri de depremin ardından mağdur olduklarını dile getirdiler. Kentsel dönüşüm alanı altında mahallemize evlerin yapılacağı depremden dolayı. Ama gelin görün ki burada sağlam olan evler, hepimiz mağduruz.
Belediye başkanı cuma namazında Allah'ın evine geldi, bize söz verdi. Dedi, mağdur etmeyeceğim sizi, ben sizin yanınızdayım. Bir buçuk ay geçmesine rağmen ne geldi, ne bir sordu, ne bir şey yaptı. Biz savcılığa, avukata, herhangi bir yere, her yere başvurduk, bir olumlu sonuç alamadık. Kızılay Mahallesi'nde oturuyorum. Bizim de bu kentsel dönüşümden dolayı evlerimizi kılıyor. Ben istemiyorum, benim maddi durumum iyi değil. Benim beyim ölmüş, oğlum 25 yıl ceza almış. Nereye gittimse kiralık ev bana vermediler. Biz çok kötü durumdayız. Elazığ İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Murat Yıldırım'ın annesi Aysel Yıldırım vefat etti. Merhumeye kılınan cenaze namazının ardından Salman Köyü kabristanında son yolculuğuna uğurlandı. Elazığ Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Murat Yıldırım'ın annesi Aysel Yıldırım vefat etti. 66 yaşında vefat eden Yıldırım için Onurlar Camisi'nde öğlen namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Cenaze namazına Vali Erkaya Yırık, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, İl Emniyet Müdürü Celal Sel ve Yıldırım ailesinin yakınları katıldı. Merhume kılınan cenaze namazının ardından Saman Köyü'nde bulunan aile kabristanında son yolculuğuna uğurlandı. Aile taziyeleri Onurlar Camisi'nde kabul edecek. Medya grubumuz olarak merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Allah rahmet etsin, acılı aileye sabırlar versin. Sevgili seyirciler, son zamanlarda şarkılarıyla herkesin dilinde olan genç müzisyenler Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş nabız şarkılarını dinleyicileriyle buluşturdular. Yorumladığı şarkılar ile gündemde olan Elazığlı sanatçı Burak Bulut, düet yaptığı arkadaşı ile 23 Temmuz'da çıkardıkları Nabız adlı şarkı 24 saat dolmadan 2,5 milyonu geçti. Öldürdün artık nabzımı yoklama. Elazığlı sanatçı Burak Bulut sosyal medyasında duyurduğu Nabız şarkısını 23 Temmuz'da dinleyicileriyle buluşturdu. Burak, sen nerelisin? Elazığlıyım oğlum. Sizin plaka kaç? 23. 23. Şarkıyı 23'ünde çıkaralım mı? Bence çıkaralım abi. Şimdi Karaman 70. 70'e gidemeyeceğimize göre. 23 mantıklı. Sen gitsen de üstüne gül koklamam. Çok zor ama yakındır kendimi toplamam. Ben de böyle şanssız bir kulum. Sanatçı Burak Bulut'un Kurtuluş Kuş ile yaptığı düet 23 Temmuz'da dinleyicileriyle buluşmasının üzerinden 24 saat geçmeden 2,5 milyonu geçti. Bari bu gece sabrımı zorlama. Gelirim biliyorsun nedenini sormadan. Sevmedim deme Leyla, Mecnun ve Nabız adlı parçaları ile tanınan genç ve başarılı sanatçı Burak Bulut, Elazığlı olduğu için Nabız adlı parçayı 23 Temmuz'da dinleyicileriyle buluşturacağının müjdesini sosyal medyasından duyurmuştu. Sevmedim deme bana bana elde avuçta yok kalpte yaralar var hayatım yalanda. Ay ay ay. Şimdiki aşklar şişe çevirirken masada dostlar kışı geçirir. Kaderin cilvesi yer bitirir beni Leyla Mecnun'u dize getirir. Burak, sen nerelisin? Elazığ. Sizin plaka kaç? 23. 23. Şarkıyı 23'ünde çıkaralım mı? Bence çıkaralım abi. Dedi ve şarkı dinleyicileriyle buluştuktan sonra 24 saat dolmadan 2,5 milyonu geçti. Öldürdün artık nabzımı yoklama. Öldürdün artık nabzımı yoklama. Sen gitsen de üstüne gül koklama. Ulusal sanatçı Mustafa Ceceli ile de düet yapan genç ve başarılı müzisyenler Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş başta Elazığ olmak üzere herkesin tarafından yoğun ilgiyle dinleniyor. Bu kulunu hep denedi bu masa.
bu gece ölüm sebebim. Gözümle gördüm hayat benim. Bu bakışla yaşam sebebim. Sevmedim deme parçaları 91 milyon, Mustafa Ceceli ile düet yaptıkları Leyla Mecnun şarkısı ise 19 milyon dinlenerek büyük beğeni topladı. Sevmedim deme bana elde avuçta yok kalpte yaralar var, hayatım yalanda ay ay ay. Kaderin cilvesi yer bitirir beni, Leyla Mecnun'u dize getirir. Şimdiki aşklar şişe çevirirken masala dostlar kışı geçirir. Şarkılarıyla herkesin dilinde olan genç müzisyenler Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş, ulusal sanatçılar tarafından da desteklenerek sosyal medyada paylaşıyor. Öldürdün artık nabzımı yaklama. Temmuz, gazeteciler ve basın bayramı dolayısıyla siyasi parti temsilcileri, dernekler ve sivil toplum kuruluş temsilcileri kutlama mesajı yayınladı. Elazığ'da siyasi parti temsilcileri, dernekler ve sivil toplum kuruluş temsilcileri 24 Temmuz gazeteciler ve basın bayramında kutlama mesajı yayınladı. CHP İl Başkanı Yavuz Doğdu açıklamasında, demokrasinin ve çağdaş cumhuriyetin olmazsa olmazı basın özgürlüğüdür. Bir ülkedeki demokrasi düzeyi vatandaşlarının doğru haber alabilme hakkıyla, basın emekçilerinin özgürce haber yapma hakkıyla ölçülür. Tüm basın emekçilerimizin 24 Temmuz gazeteciler ve basın bayramını kutluyor, özgür yarınlar diliyorum ifadelerini kullandı. İyi Parti basından sorumlu İl Başkan Yardımcısı Aycan Aydoğmuş, çağdaş ve demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olan basın, kamuoyuna tarafsız, doğru ve hızlı biçimde bilgi ve haber vererek toplumu aydınlatıp meslek ilkelerine, kişilik haklarına saygı çerçevesinde çalışmalarını sürdürmelidir, dedi. Deva Partisi Elazığ İl Başkanı Avukat Mehmet Kangal ise açıklamasında, görevlerini ifa etmek için gece gündüz çalışan, halka en doğru bilgiyi ulaştırmak uğruna kendi hayatlarından fedakarlık yapan gazeteciler ve basın mensupları demokrasinin, özgürlüğün ve birlikte yaşamın önemli bir yapı taşıdır. Tüm gazeteciler ve basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'na en içten dileklerimle kutlarım, dedi. Saadet Partisi Elazığ İl Başkanı Abdullah Akın, memleketimizin Elazığ'ın en iyi noktaya gelebilmesi için yüksek bir kurumsal kalite anlayışıyla tarafsız bir şekilde topluma yaptığınız en hayırlı hizmetlerden dolayı teşekkürlerimi arz ediyor. Bu vesileyle 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramınızı kutluyorum ifadelerine yer verdi. Anadolu Yayıncılar Derneği yayınladığı mesajda, sadece ilkeli basın mensuplarının bayramını kutluyoruz. Basın mensuplarımız savaşta, depremde, sel felaketlerinde canları pahasına görev yapmaktadırlar. Milletimiz için hayatları pahasına çalışan basın emekçilerinin özlük hakları iyileştirilmelidir. Özellikle yerel medyanın sorunları çözülmelidir. İster dünyaya sol pencereden, ister sağ pencereden baksın, ilkeli olan medya mensuplarını selamlıyoruz. İlkesiz, kaypak yaklaşımları kabul etmiyoruz. Gece gündüz demeden çalışan basın mensuplarımızın 24 Temmuz Basın Bayramı kutlu olsun ifadelerine yer verdi. Elazığ Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Cazim Bulut açıklamasında, Elazığ'ımızın gelişmesinde, tanıtımında ve özellikle sorunlarının dile getirilmesinde yerel basınımızın önemli katkıları bulunmaktadır. Bu katkılarımızın artarak devam edeceğine olan inancımız tamdır. Türk basınında sansürün kaldırılışının 113. yıl dönümünde demokrasinin vazgeçilmezi olan yerel ve ulusal basınımızın gece gündüz özverili bir şekilde çalışan siz değerli mensuplarının 24 Temmuz Basın Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum, dedi. Tuhafiyeciler Odası Başkanı Mithat Ulaş da yaptığı açıklamada, ilimizde, ilçelerimizde, mahallelerimizde meydana gelen olaylardan bizleri haberdar ettiğiniz için ve odamızın her türlü çalışmalarını kamuoyuyla paylaşıp bizlere destek olduğunuz için sizlere çok teşekkür eder, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramınızı kutlarım, dedi. TEDAŞ'tan emekli Fadla Şimşek ile ulusal sanatçımız Dursun Şimşek'in annesi Cemile Şimşek vefat etti merhume. Kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. TEDAŞ'tan emekli Fadla Şimşek ile ulusal sanatçı Dursun Şimşek'in anneleri Cemile Şimşek vefat etti. 85 yaşında hayatını kaybeden Şimşek için öğlen namazı sonrası İzzetpaşa Camisi'nde cenaze namazı kılındı.
Merhume kılınan cenaze namazının ardından Harput'ta bulunan aile kabristanında son yolculuğuna uğurlandı. Aile taziyeleri İhsaniye Camisi tazi evinde kabul edecek. Medya grubumuz olarak merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Allah rahmet etsin, acılı aileye sabırlar versin. Haberleri izlediniz. Az sonra günün gelişen spor haberleriyle tekrar karşınızda olacağız. Ayrılmayın lütfen. Günün gelişen spor haberleriyle tekrar karşınızdayız. Sevgili seyirciler, Elazığ Spor Kulübü mali ve seçimli olağanüstü seçimli genel kurul tarihini kamuoyuyla paylaştı. Genel kurul 7 Ağustos Cumartesi günü Elazığ Spor Kulübü'nde yapılacak. Elazığ Spor'da daha önce haberini duyurduğumuz genel kurul kararı kamuoyuyla paylaşıldı. Bordo Beyazlı Kulüp'ten yapılan açıklamada Elazığ Spor mali ve olağanüstü genel kurulunun 7 Ağustos 2021 Cumartesi günü saat 16'da Malatya yolu üzerinde bulunan Elazığ Spor Kulübü'nde yapılacağı açıklandı. Yapılan açıklamada çoğunluğun sağlanamaması halinde genel kurulun 15 Ağustos pazar günü aynı yer ve saatte yapılacağı öğrenildi. Genel kurul gündemi ise şu şekilde belirlendi. 1. Açılış ve toplantı çoğunluğun tutanakla tespiti. 2. Genel kurul başkanlık divanının oluşumu, 1. başkan, 2. başkan vekili seçimi. 3. Saygı duruşu ve istiklal marşı. 4. Genel kurul başkanlık divanına toplantı tutanaklarının imza yetkisi verilmesi. 5. 1 Haziran 2019, 7 Ağustos 2021 yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve ibrası. 6. 1 Haziran 2019, 7 Ağustos 2021 tarihleri arasında gelir gider tablosunun okunması, müzakeresi ve ibrası. 7. 8 Ağustos 2021, 31 Mayıs 2022 tarihleri arası tahmini bütçenin okunması ve onaylanması. 8. Denetleme kurulunun raporunun okunması ve ibrası. 9. Derneğe daha önce tüzük hükümlerine uygun şekilde ve süresinde sunulan yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu, disiplin kurulu ve denetleme kurulu aday listelerinin başkanlık divanına teslimi. 10. Yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kurulunun ayrı ayrı seçimi. 11. Dilek ve temenniler, 12. Kapanış. İstanbul'da transfer yasağının kaldırılması için çalışmalarına devam eden Elazığ Spor Kulüp Başkanı Selçuk Öztürk, transfer yasağını kaldıramaması halinde aday olmayacağını belirtti. Öztürk, transfer yasağını kaldırma çalışmalarında Elazığ Spor'un ve kendisinin yalnız bırakıldığını da ifade etti. Elazığ Spor'da 7 Ağustos'ta yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde İstanbul'da transfer yasağının kaldırılması çalışmalarına devam eden Başkan Selçuk Öztürk, transfer yasağını kaldıramaması halinde genel kurulda aday olmayacağını açıkladı. Başkan Selçuk Öztürk, İstanbul'da transfer yasağının kaldırılması için uğraş verdiğini ama henüz olumlu bir gelişme olmadığını ifade ederek bir yandan da takımın önünü tıkamamak adına kongre kararı aldıklarını belirtti. Şimdiye kadar bir başkan adayıyla yarışıp başkan olmadığının altını çizen Öztürk, Bordo Beyazlı Kulübün geçmişte kayyumlara kaldığını, stadyumun yıkılarak maçlarını dışarıda oynadıklarından birinci ligden düştüklerini belirterek, "Her zaman takımım için çalıştım, koltuk sevdası gütmedim. Elazığ Spor Başkanlığı benim için bir makam koltuk sevdası değil, bir şeref olmuştur." diye konuştu. Kulübün önünü tıkamamak adına kongreye kadar transfer tahtası açamaması halinde aday olmayacağını belirten Elazığ Spor Başkanı Selçuk Öztürk, "Şayet tahtayı açabilirsem takımımız için transferler gerçekleştireceğim." dedi. 8 Eylül'ün transferin son günü olduğunu hatırlatan Başkan Selçuk Öztürk,
O güne kadar yasağı kaldırıp transfer yapamadıkları takdirde kongre sonrasında transfer için 23 günlük bir zaman bırakacağını belirterek görevi transfer yasağını açabilecek bir yönetime devredeceğini söyledi. Transfer yasağını kaldırabilme çalışmalarında yalnız bırakıldığını da belirten Rizespor Başkanı Selçuk Öztürk, "Bayramda tüm yorgunluğuma rağmen can siperhane çalışıyorum. Bu konuda tek bırakıldım." Elazığspor Kulübü şehrin tek marka değeri, tek sevinci olmasına rağmen tek bırakılmıştır. Bu şehrimizin göz bebeği Elazığspor adına çok üzücü bir durumdur. Yaptığım her mücadele, her çalışmada tek başımızdayız. Bunun takdirini Elazığ kamuoyuna bırakıyorum. Umuyorum ki kulübümüz adına hayırlı gelişmeler olur, dedi. Elazığ Spor Kulübü 24 Temmuz gazeteciler ve basın bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. 24 Temmuz gazeteciler ve basın bayramı dolayısıyla Elazığ Spor Kulübü yazılı bir mesaj yayınlayarak medya kuruluşlarının ve gazetecilerin gününü kutladı. Elazığ Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kamuoyunu aydınlatmak için fedakarca çalışarak görevlerini gayret ve özveriyle yapan tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz gazeteciler ve basın bayramı kutlu olsun," denildi. Ve spor haberlerini burada noktalıyoruz. Herkese mutlu bir akşam diliyorum. Görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.